Gamer ile oyun gündemine hoş geldiniz. Bu hafta oyun gündemlerinden bahsedeceğiz. Bu ay çıkması planlanan ve önümüzdeki aylarda çıkacak oyunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak neyden başlayalım? Assassin's Creed mi? Bence de Assassin's Creed'den başlayalım. Çünkü bu ikilinin en büyük kavgalarından biri Assassin's Creed serisidir. Çünkü ben bu Assassin's Creed serisinin çok farklı yerlere gitmesinden şikayetçiydim. Bu yüzden Mirage beni birazcık sevindirse de Yakup da bu yeni oynanıştan biraz memnun taraftaydı. O yüzden de onu birazcık aslında kızdırmadı ama saçma geldi ona da bu Mirage mevzusu. O yüzden bundan girelim dedik. İlk sen anlat, ne düşünüyorsun? Ya şundan bahsedeyim. Şimdi yeni bir sistem oturtmuşsun. Her şey başına gidiyor. Tabii kitlen var bir eski oyunları seven ama yani yeni bir oynanışa kucak açmışken en başta dönmek akıl kârı mıdır, şey midir? Tabii yine eskileri tutarsın ama ben ya, o konuda biraz şeyim işte o yüzden. Ya bence şöyle Ubisoft... Çok uzaklaşmamak lazım ya yine de o şeyden. Ya bence şöyle, Ubisoft zaten en çok marka sömüren yani firmalardan biri. Ya Far Cry, Assassin's Creed. Bir de EA. EA var bir de onun içinde. Tabii EA var, evet. Tabii EA var ama bence yine Ubisoft en başta. Çünkü mesela Far Cry mesela serisi. Ya Far Cry 3'ten beri herifler aynı oyunu yapıyor neredeyse. Ve hala satıyor yani. Sömürmeye devam ediyor. Assassin's Creed'de de aynı. Hani Assassin's Creed tamam bir evrim geçirdi. Hani bu güzel bir şeydi bir yandan baktığın zaman. Çünkü geliştirdiler oyunu ama çok farklı yerlere gitti. Hani son geldiğimizde Valhalla'da RPG temaları, kombatı yani Assassin'likten tamamen uzaklaşmış. Hani şey oluyor böyle, selamünaleyküm baba ben bir Assassin'im işte gel sana bir iki bıçaklamayı öğreteyim sen sonra git Vikingleri kes. Yani bu da saçma. Çünkü yani ismi sömürmek için ya yani bir ton saçmalık ekliyorsun oyunun içine. Ya ondan sonra bakıyorsun abi Valhalla'ya bakıyorsun. Ulan Assassin's Creed evreni hani tamam kurgu bir evrendi ama o kadar da fantastik değildi. Tam bir suikastçı birliği vardı. İşte milattan önceden beri gelen işte bir gelenek gibi bir şey, tarikat. Valhalla'ya dönüp bakıyorsun. Mitolojiden canavarlar var böyle saçma sapan. Yani böyle bir denge de oturtturamadılar saçma bir şekilde. Hani ne gelirse bastılar Assassin's Creed serisinin içine. Şimdi de şeye çeviriyorlar. Franchise'a çeviriyorlar aslında. Tabii yani tutmayınca adamlar artık şey yapıyor. Yeni bir şey yapalım. Kitle neyi seviyor? Kitle eski oyunları seviyor. Ya eskiye dönelim dediler. Ya aslında yeni oyunlar güzeldi bakma. Yani ben Origins, işte Odyssey veyahut Valhalla falan güzeldi ama ben oynarken artık bir saatten sonra artık oyunun 10. saatinden sonra falan şeye düşüyorum artık. Şu outpost'a git, oraya git, bunu temizle, şunu yap, bunu yap. Artık hani sıkılıyordum, yapmak istemiyordum. Yani, direkt oyunu bitirmeye çalışıyordum hani. Young Guerrilla falan pek şey gelmiyordu bana, yapasım gelmiyordu. Ya Ubisoft'un zaten bence en büyük oyunlarındaki sıkıntı şu. Hani bence atıyorum 35 saatlik bir oyun yapacağına abi 15 saatlik bir oyun yap ya da 10 saatlik bir oyun yap. Yani güzel görevler balandırsın. Ki şu anki öyle olacak. Mirage 15-20 saat bir oynanış verecek size. Yani yan görevi çok uçuk olmayacak. Eski oyunlara göre biraz daha şey olacak. Yani biraz ya, daha eski oyunlara yatık olacak. Bence mantıklı olan da o bu arada. Yani çünkü işte Ubisoft'un Far Cry ve Assassin's Creed tarafından baktığın zaman işlere abi oyuna giriyorsun. Ya mesela tam ana hikaye görevleri var ama ana hikayeye dahil yan görevlerle birlikte ya kendin tekrardan o kadar fazla görev var ki İnsan anlattığı gibi daha demin yani atıyorum oyunda 10. saati geçtikten sonra sıkılmaya başlıyorsun. Çünkü farklı bir şey görmek o kadar artık sevindirici bir hal alıyor ki yani onu görene kadar insan bıkıyor böyle oyunda. Ki benim gibi oyuncular da vardır yani ben mesela bir ana görev yaptığım zaman yanına giderim. Eğer orada bir yan görev varsa hani ona giderim hani orada ne varmış diye keşfederim. Yan görevi yapana kadar bu sefer ana görevden çok uzaklaşıyorum. Ya böyle olunca da zaten oyun süresi çok çok artıyor ama işte yani görevler birbirini tekrar ediyor. Hiçbir evet. Zevki kalmıyor. Ki bu işte bu ben Ubisoft'ta benim en çok kızma sebeplerimden biri de bence bunu yaygınlaştıran şirket de Ubisoft bu arada. Hani Dying Light 2'ye bakıyorsun son zamanlarda çıkan hani böyle AAA oyunlardan biri. İlk oyunu çok popüler oldu falan böyle. Ama dönüp bakıyorsun abi şimdi günümüzde böyle hani atıyorum bir Rockstar değil de normal firmaların yaptığı açık dünya oyunlara. Yani Ubisoft'un oyunları gibi aynı. Çünkü dönüp bakıyorsun böyle aynı görevler birbirini tekrar ediyor. Outpost temizle, işte şu düşmanı şu mekana girip öldür, ister gizli öldür, ister karmaşa yap. Çünkü yani zaten günümüze geldiğin zaman abi artık zaten her oyunda her şey var. Eskiden neydi? İşte Assassin's Creed'ler aksiyon oyunuydu. Giriyordun, senaryoyu evet. Oynuyordun. Çok uzak değildi yani oyuna giriyordun, yapacağın görev yapıp çıkıyordun. Aynen öyle. Şimdi öyle değil. Açık dünya güzel ama tamam bazen içinde kayboluyorsun gerçekten. Ama şimdi bir de şey var ya, bütün açık dünyalar artık ya birbirinin aynı. Hepsinde bir RPG teması var. İşte karakter geliştirme var, item craft etme var, crafting var, loot var.
Hani iyi hepsi iyice birbirine girdi ve bence ya çok fazla özellik oluyor oyunlarda ama işte bu özelliklerin iyi yapılması lazım. Evet, hani iyi vermen öyle. Lazım. Aynı şeyi tekrar etmemen lazım. Ya bir ara şey olmuştu ya. Ya bu radar sistemi var ya şimdi oyunlarda. Loot odaklı oyunlarda. Mesela Dying Light 2'de de vardı. Far Cry'da var mıydı bilmiyorum. Hani bu scan atıyor. Evet, lootlanacak evet. itemleri gösteriyor sana. Abi ben bir ara İşte 2 sene önce Keza falan. Keza Witcher 3'te de var. Ha, Witcher 3'te de var. Ama yani bu son 5 senede öyle bir popüler oldu ki yani böyle her oyunda artık çoğunlukla da Q'da falan oluyor. Q ya da X falan oluyor bu scan. Abi klavyede açık dünyada geziyorsun. Q spamlıyorsun böyle bütün. Nereye girersin? Mağaraya mı girdin? Q spamle. Eve mi girdin? Q spamle. Lootlanacak her şeyi lootla. Boş çerçöp item'ı çık sonra. Bırakamıyorsun da belki işine yarar diye. Böyle bir amelelik yaptırmaya başladılar şeylere, oyunculara. Bu şimdi Starfield'da da olacak bu arada. Starfield'da gördüğün her şeyi lootlayabileceksin. Adamlar öyle bir vaat veriyor sana yani. Gördüğün her şeyi envanterine atabileceksin. Starfield yani çok fazla şey vaat ediyor. Ya ben Starfield adını duyduğumdan beri aklımda tamamen yani oyunla ilgili ne okusam, ne haber izlesem, ne bir şey yapsam direkt Cyberpunk 2077 senaryosu canlanıyor. Yani bilmiyorum sende de aynı şey mi ama ben o kadar temkinli yaklaşıyorum ki artık böyle vaat veren oyunlara. Ya evet tabii şimdi Cyberpunk gibi patlayabilirdi hani çok vaat veriyorlar aynı şekilde Cyberpunk'ta da aynısı oldu. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Oyun çıktı, ne yaptın? Hiçbir şey. Ki şimdi mesela şöyle bir problem var. Konsollarda 30 FPS'de kilitli olacak mesela. Şöyle arkadaşlar bilmeyen varsa yani Xbox biliyorsunuz Bethesda'yı satın aldı. Hani o yüzden PlayStation'a gelmeyecek bu oyun. Bilgisayar tarafında da Game Pass'e ilk günden gelecek. Ama şöyle bir sıkıntı var. Tek çıkaracağın konsola 30 FPS'de oyun çıkartırsan ya bu da bana çok saçma geliyor ya. Mesela bir konsola 20-25 milyar artık piyasada para veriyorsun neredeyse. Oyunu 30 FPS oynayabiliyorsun sadece. Ya son çıkan bir iyi de ben bu konsola niye para verdim o zaman bu kadar? Ki şeyi hatırlıyor musun bilmiyorum. Ya bu bilgisayar tarafında da sorun optimizasyon konusu. Zaten son zamanlarda hani büyük firmalar bile evet. takılmaya başladı. Hani bu optimizasyon sorunu son zamanlarda çok fazla artmaya başladı. Ben nedenini bilmiyorum. En yakın zamanda Star Wars şey vardı, Survivor vardı. İlk çıktığında neredeyse oynanmıyordu ki Last of Us'ın hiç oyunu. Hiç anlatmaya bile gerek yok. Onu anlatmaya gerek yok. O mimleri görmüşsünüzdür zaten. Zaten bu iş beni daha fazla korkutmaya başladı optimizasyon işi. Ki bu kadar büyük çaplı bir oyunda bunu başarmak çok zor iş. Ya yani umarım sıkıntısız çıkar. Artık böyle oyunlar sorunsuz çıksın diye dua edecek pozisyona geldik ki Bethesda da bug'lı oyun yapan bir oyun. Evet, Skyrim'in ilk zamanlarını hatırlamıyor musun? Hala bug'lı bu arada. Ya sen benden daha iyi bir Skyrim oyuncususun. O yüzden yani Bethesda'nın oyunlarını daha iyi bilirsin ama vaat ettikleri şeyler gerçekleşirse çok iyi. Yani en azından bir RPG olarak. Tabii çok şey vaat ediyorlar. Yani baktığın zaman şimdi tema No Man's Sky gibi. Yani uzay, gezegenler falan yapıyorsun ama oyun içeriği baktığın zaman Skyrim gibi. Her şey yapabiliyorsun. Çok açık dünya. Ya adamlar zaten bunu 3 konuda inceliyorlar. İşte biri gezegenler içerisindeki dünya, biri işte gezegenlerin kendi açık dünyası ve bir din uzay yani uzaylarda İşte şey yapabiliyorsun, savaş yapabiliyorsun, işte ne bileyim oradan kaçıp şehirlerde görevler alıyorsun. Yani bir ton akla gelemeyecek bir ton şey var. Şey gezegenlerde üs kurabiliyorsun, üs kurmaya kadar var yani birçok şey var. Evet evet ya ben şeyi gördüm o beni çok etkiledi. Gemiden gemiye çıkartma yapabiliyorsun. Evet. Adamların gemisini ele geçirebiliyorsun böyle çıkartma yapıp. Ya bu beni çok etkiliyor çünkü ben bu korsan temasını seven bir adamım. Ki çok fazla saatte Sea of Thieves oynamamın nedeni de bu Assassin's Creed oyunlarından da en sevdiğim Black Flag. Ya yine bu şey temasını seviyorum ben. Hani biri böyle emek vermiş, yapmış hissiyatıyla onu görüyorsun ve o mala çökme hissiyatı benim hoşuma gidiyor yani. Geçen bir şey gördüm Twitter'da. Sen de gördün mü onu bilmiyorum ama bu Starfield'ın işte geçen sene yayınlanan fragmanıyla bu sene yayınlanan fragmanı yan yana koymuşlar. Hani grafiksel olarak, tematik olarak da çok fazla bir gelişim var. Gezegen farkından aslında adamlar şunu planlıyor. Yani bir gezegende aslında Cyberpunk gibi böyle işte fütüristik kocaman gökdelenler işte falan görebiliyorsun. Bir gezegende böyle daha çok işte vahşi batı tarzı Red Dead Redemption'a kaymışlar ki Todd Howard da ondan bahsetti. Yani aslında oyunun Red Dead Redemption 2 ile bir şeyi var aslında bir bağlantısı var. Yani. Tematik olarak. Evet evet. Ya oyunda şöyle sanırım 1000 gezegen falan böyle var diye hani anlatılıyor. Tabii ki bunların bir kısmı elle inşa edilmiş. Evet. Diğerleri de yapay zekaya bırakılmış gibi şey. Hani indiğiniz gibi gezegenin teması zaten oluşmaya başlıyor. Hani o ilerledikçe etraflar böyle bir oluşuyor. Ama bu işte bir yandan da korkutucu. Çok farklı şeyler de ortaya çıkabilir. Ama işte peş peşe boş atıyorum 8 tane bölge açtınız bir dünyada. 8'inde boş çıkma olasılığı çok yüksek. Bir dünyanın böyle rastgele oluşacak her haritasına böyle
çok iyi şeyler sığdırabileceklerine inanmıyorum. Çünkü yani çok büyük bir alanları var. Çok fazla gezegen ve tema var. Hani bunların hepsini nasıl dolduracaklar bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. O da biraz gerçeklik katıyor. Şimdi yani her gittiğin gezegende de bir şey olmaması biraz daha mantıklı olur. Çünkü kendi yer çekimleri oluyor işte. Onlara göre işte kiminde yer çekimi daha yüksek, kiminde işte daha düşük. Ama şeyler var yine mesela gezegenlerde. Terk edilmiş outpost tarzı yerler var yine işte. Savaşabileceğiniz canavarlar falan olacak yani. Ben o şeylerin videosunu izledim birkaç tane. Gravity farkıyla dönem aksiyonlarda. Ya onlar çok garip duruyor açıkçası. Hani kimi gezegende işte dediği gibi hani normal zıplayabiliyorken kimisinde hani şey yapardık çocukken 1.5-1.6'da işte SV6'da gravity 100. Aynı öyle gravity 100 yapmışsınız gibi hani zıplıyorsun. Havada aksiyon dönebiliyor. Yetenek ağacına göz atmıştım. Yani çok fazla şeyler var. Yetenek ağacından şöyle bir örnek vereyim. Bir yeteneği açman onu tam sürümüne ulaştırman için yeterli onu değil. Onu kullanmanız gerekiyor yani bu süreyi. O da bence gerçekçi. Yani bir yeteneği usta olmak için defalarca kullanman gerekiyor. Ya yani. Yeteneği kullanıyorsun. Aslında yeteneği açıyorsun o yeteneği kullanıyorsun ama işte atıyorum yeteneği kullanmaya devam ettikçe atıyorum ya. Örnek veriyorum 50 düşman öldürdükçe yeteneğin bir üst seviyesine geçiyorsun. Hani onda daha farklı bir özellik açılıyor. Bu konuda hani yeteneği geliştirmede daha şey oluyor. Şimdi hazır uzaya kadar çıkmışken bir de Star Wars'un yeni oyunundan bahsedelim. Star Wars Outlaws. Ya bu şimdi Star Wars oyunu deyince insanın aklına iki şey geliyor hani Jedi olacaksın, ne bileyim şey yapacaksın, tabii ışın kılıcı falan. Adam keseceğim. Bu sefer bir kanun kaçarsın. Geliştiricisi de Ubisoft. Yani Ubisoft'tan böyle riskli bir hamle. Çünkü işin ucunda Jedi dediğiniz zaman daha çok ilgi çeker her türlü bir ödül avcısından ziyade. Ya o yüzden Ubisoft'un böyle bir hareket yapması açıkçası beni çok fazla şaşırttı. Dediğin gibi Star Wars dediğin zaman akla yani, direkt gelen ışın kılıcı. Evet. İşte Jedi'lar, Sith'ler vesaire. Şimdi Ubisoft'ta bildiğimiz üzere çok bug'lı bir şirket olduğu için hani bu konuda şimdi nasıl bir iş çıkartacaklar bilmiyoruz. Ancak işte yayınladıkları oynanış görüntülerinden böyle fazla detaya kaçmayan böyle basit de bitirebileceğin bir oyun. Elinde blaster var, 3 farklı modu var işte. Onları kullandın. Yanında bir köpek tarzı bir aynen, şey var. Aynen, bir garip bir hayvan, Zix mi, Nix mi tam ismini hatırlamıyorum. sizinle beraber takılıyor. Ayrıca onu mesela görev sırasında işte düşmanların dikkatini dağıtmak için kullanabiliyorsunuz. Yani o da kullanışlı bir süs olsun diye koymamışlar. Komut falan verebiliyorsun. Evet evet. Ya şöyle, ben bu arada Star Wars evrenini bayağı seven bir insanım. Ki hani güzel oyun gelmediği için de biraz da şikayetçiyim hatta bu konudan. Jedi Fallen Order güzeldi ama onu inkar etme. Güzel evet. Benim mesela Jedi Survivor'a gömme nedenim şu. Fallen Order birden çıktı böyle. Çoğu insan umursamıyordu böyle. Oyun iyiydi. Gayet ortalama bir oyundu. Eksikleri vardı ama biraz da aceleye gelmiş bir oyundu. Fallen Order'ın şöyle bir önemi var. EA'yı biliyorsunuz sadece online oyunlar üzerinden aslında işini döndüren bir şirket olduğu son zamanlarda. DLC'yle. Aynen. Sims DLC'leri ve ek paketlerle ve online oyunlarla çok para kazanan bir şirket ama online oyunlar üzerinden hayatını döndürmeye başladı. Fallen Order ise EA'yi hikayeli oyunlara tekrar evet, inandırdı tarzı bir şey olabilir. Oyuncuları böyle işte FIFA'dan işte ne bileyim o tarz oyunlardan Maiden'dan, NFL'den falan onlardan çekip böyle biraz daha hikaye odaklı şeylere çekiyor yani. Hı-hı. Artık paraya doydular mı diye. Ki Fallen Order'dan sonra, Fallen Order'ın başarısından sonra EA yeni bir indie oyunları destekleyen bir stüdyo tarzı bir şey evet, kurdu. Evet. Hatta yeni bir oyunları geliyor. Sıradaki gündemde de ondan bahsederiz. Yani şöyle bir şey var, EA daha 3-4 sene önce ya hikayeli oyunlar para kazandırmıyor abi, oyuncusu yok tarzı diye bir açıklamalar yapıyordu. Ama işte Fallen Order ve oyuncular yani buna cevabı verdi. EA de bu tarafa yatırım yapmaya devam etmeye karar aldı oyundan sonra. O yüzden hani Fallen Order'da EA tarafında daha önemli yerleri var. Star Wars'ta da hani gezebileceğimiz birçok gezegen var ama ben mesela bu Star Wars oyununun ya Starfield'ın böyle 20'de biri büyüklüğünde olacağını beklemiyorum. Tabii kısıtlı yani. Onlar en azından şöyle olacak. Yani kendi eliyle tasarlanmış bir gezegen olacak yani. Starfield'daki gibi yapay zeka değil de o konuda mesela Star Wars'a daha çok güveniyorum. Ya tabii canım ama bak işin ucunda Ubisoft olduğu için ben yine çok bir şey beklemiyorum ya. Bu sefer de Blaster'la Outpost patlatıp avcılık yaparız işte. Ya ben işte aslında oyunun zaten amacı da hani o Bounty Hunter'lık hani kelle avcısılığı yapmak. Kanun kaçarsın sonuçta. Ya böyle oyunlar böyle kendini çok ciddiye almasa, oradan bir dram çıkarmaya çalışmasa, bana böyle aksiyon sunsa, hafif hikaye sunsa ama böyle hani mesela oynanışıyla beni tavlasa ben okeyim anladın mı? Mesela Mirage için de aynısını düşünüyorum. Mesela 8-10 saat şey olsun, böyle oynanışıyla beni tavlasın okey. Yani ben böyle aşırı dramatik bir hikaye, işte 35 saat oyun oynayayım falan tarzı bir şey beklemiyorum ki. Ya bunu yapmaya zorlamanın da bence hiçbir anlamı yok artık ya. Ya adamlar şeyini düşünüyor herhalde işte oyuncular ne kadar oynarsa hani
ne kadar oynanış saati olursa o kadar daha iyi olduğunu düşünür de öyle bir şey yok yani. Yok bir oyuncunun ya şu an bir oyunu bitirme yüzdesi kaç ki? Bir oyun yani şu an mesela PlayStation onu açıklıyor da en son ortalama bir oyunun bitirilme yüzdesi %20-25 falan ya. Alınan, satın alınan bir oyun. Ki çok var yani benim de öyle başlayıp bıraktığım oyun yani. Tabii canım. Ya yani uzaydan gidiyoruz, şeyi soracağım sana. Avatar'ın oyunu geliyor. Yine Ubisoft'tan. Hadi Assassin's Creed'i kendileri yarattı. Tamam mı? Onu geçtim. Star Wars, Avatar. Yani bu, hadi Star Wars'u anlıyorum. Hani Star Wars'un şeyi var. Oyununu çıkardığın zaman alıp oynayacak bir kitlesi var. Ama dönüp bakıyorum. Abi Avatar'ın oyununu niye yaparsın ya? Ya işte filminden sonra tuttu böyle hani bir film çalışmaları başlayınca hani oyununu da yapalım, oyundan da para kırarız tarzında bir şey mi düşündüler bilmiyorum ama ya oynanış görüntüsüne bakıyorum hiç şey değil yani hani böyle hiç açıp ya ben bunu kesinlikle oynarım hani bitiririm kafasında bir oyun değil ya bana göre. Ya ben birkaç eleştiri gördüm. Tamam mı? Zaten oyuna tamamen şey diyorlar. Mavi adamlar Far Cry oynuyor tarzı bir yorum yapıyorlar. Abi objektif olmaya çalışıyorum ama dönüp baktığım zaman yani herifler tamamen markayı oynuyor ya. Dönüp bakıyorsun bak Star Wars oyunu yapıyorlar. Sebepsiz yere Avatar oyunu yapıyorlar. VR'a şimdi Assassin's Creed oyunu gelecek diyorlar. Hani o VR'a gelmesinin sebebi de bu arada yine marka anlaşmaları. Başka hiçbir şey değil. Yani Ubisoft gidip bir yani teknoloji devi olacağım deyip yatırım yapmaz hiçbir şeye. Bunlar Valve değil çünkü. Yani umarım bu stratejiyi değiştirirler. Oyunlarına biraz daha önem vermeye başlarlar ya. Markalardan ziyade çünkü iyi oyun yapmaları lazım. Ya bakarsın lazım. Hani bu da bir başlangıçtır onlar için. Bir şeyler deniyorlardır. Ya umarım iyi yere çıkar. Şimdi bir diğer önemli bir konu var. Ölüp ölüp dirilen Cyberpunk. Bu Cyberpunk'ın ilk çıkışı bildiğiniz gibi çok olaylıydı. Hani vaatlerin hiçbiri gerçekleştirilemedi. Bunun dışında oyun işte eski sürüm konsollara neredeyse çıkamadı. Hani ön siparişi verilen şeyler iptal edildi, para iadesi yapıldı, oynanmayacak vaziyetteydi falan. Ben ama her şeye rağmen bu oyunu çok sevdim ya. Hala da seviyorum. Başta oynanış olarak yani oyuncuyu bayağı uzaklaştırdı kendinden. İşte oynanmayışı dersin, işte vaat edilenlerden çok çok uzak bir yerde başlamasıyla dersin, işte optimizasyon zaten apayrı bir mevzu falan. Ama hani sonra güncelleme zaten gele gele bu işin hani oyunu düzeltecekleri belliydi. Yani bu bir gerçekti. İşte biraz zaman gerekiyordu oyuna. Zamanı da verdiler. Yeterli güncellemeleri aldı. En son oyun son haline oturdu. Gayet güzel. Şimdi yeni DLC gelecek 26 Eylül'de. Phantom Liberty. Aynen bu İdris Elba'nın. Evet. İdris Elba'nın içinde oynadı. Bu arada şirketin en yüksek bütçeli DLC'si olacak. Yani öyle bir şey de var. Ki Witcher'ın DLC'leri bildiğiniz üzere çok büyük DLC'ler. Yani evet. Bildiğin oyun kapasitesindeki DLC'lerdi. Starfield'dan korktuğum şey de bu aslında. Cyberpunk aslında bug'larını saymazsak eğer optimizasyon sorunlarını falan aslında böyle normal şekilde çıksa gayet iyi bir oyundu. Ya öyle bir pazarlandı ki oyun yani içinde her şey var. Yani aynı Starfield'daki gibi RPG var, aksiyon var, işte geçmişini seçtiğiniz karakter işte bütün oyunu etkiliyor falan böyle. Halbuki ya ilk 15 dakikayı etkiliyor. İşte ileride birkaç tane diyalog açıyor yani. Yani bug'ları falan geçtikten sonra hani standarta baktığın zaman ya ben bu arada evreniyle Cyberpunk beni çok etkileyen bir oyun. Onun dışında hani objektif olarak baktığım zaman da en büyük sorunu şuydu. Verilen vaatlerin %20'si falan ancak hani karşılanabildi. Ya bu aslında en büyük sorundu bence. Ya işte o da hani ilk duyurulduğu zamana dönmek gerekiyor ondan. O zamanlar işte 10 sene evet, geliştirildi, 8 senedir evet, bekleniyor falan. İşte hani o zamanlar oyun için çok şey bekliyorlardı. Bu kadar çok vaat verildi, şey verildi. Ki yani oyun uzatıldı. Yani yıllar oldu. Hani şey dedi insanlar artık hani bu kadar yıl verildiyse bu verilen bütün vaatler artık yerine getirilmiş olması gerekiyor yani. Defalarca ertelendi oyun ya. Yani defalarca ertelendi. Artık hani oyun çıkacağı zaman çıkışını hatırlıyorum ben yani. İnsanlar böyle hani yayınlara doluyordu hani izleyeyim ne var ne yok diye. Bir anda oyunu öyle karşılayınca herkes şok oldu yani normal olarak. Ama işte dediğim gibi yani toparladı kendini güncellemelerle. İşte bu yeni DLC ile beraber artık yepyeni bir hal alacak ki Cyberpunk da yani bir ara bir düşüşe geçmişti. Edge Runners tekrardan. Edge Runners yani şöyle delirtti. marka olarak çok iyi pazarlama stratejisi izlediler. Ya yani ki dediğim gibi marka olarak çok iyi topladılar. Bu animenin Netflix'e çıkışı zaten çok önce planlanmış bir şey. Yani Cyberpunk da oyun olarak çıkışını yapmadan bu Netflix işi daha önce anlaşılmış diye biliyorum ben. Evet. Bu CD Projekt'in Netflix'le zaten gayet iyi bir ilişkisi var. Witcher dizisinden dolayı. Artı Witcher'ın bir spin-off dizisi çekildi saçma sapan. New Blood mı öyle o tarz bir dizisiydi. Blood Origins miydi? Ha, Blood Origins tarzı bir şeydi. Ben şöyle DLC'yi bekliyorum. Ben zaten oyunu tekrar bitirmeyi bir kere denedim ama yarısında bıraktım. Hani finaline kadar gidemedim. Sıktı beni tekrar oynarken. Ama tekrar oynamak istiyordum. Çünkü özledim birazcık Cyberpunk evrenini. Şimdi de işte bu DLC'yi bekliyorum. DLC çıksın tekrar oynayacağım yani. Şu anlık planım evet, o. DLC'de 26 Eylül'de çıkış yapacak. Fiyatı da aslında şu anki şeylere göre güzel ya.
400, ne kadardı? 400 olması lazım. 399 muydu? Ya ki şu an bence 400 lira az. Ya şimdi yine emin konuşmak istemiyorum ama anlatılana göre, yani vaatlere göre bu neredeyse yeni bir oyun. İncelemelere falan da baktım. Gayet böyle yeni şehirler. Ki oynanışı bayağı değiştirmişler. Yani yorumlar o şekilde şu an. Oyunun oynanışında bile çok fazla ekleme yapmışlar DLC ile birlikte. Ya oyuncular işte Night City'ye tekrardan geri dönmek için bir sebep arıyorlardı aslında. Aynen bu öyle. Onlar için iyi bir fırsat oldu. Cyberpunk'a en çok kızdığım şey şuydu. Night City yani harika tasarlanmış bir evet, şehir. Bayağı bence iyi şehir bu arada gerçekten yani. Ama sıkıntı şu, bunu yeterince tecrübe edemiyorsun. Yani şehrin çatılarına çıkamıyorsun, manzaralarını güzel izleyemiyorsun. Zaten şey de çok saçma. Yani oyunda hiçbir şekilde motor sürmediğin, araba sürmediğin sürece third person moduna geçemiyorsun. Evet evet, o gerçekten can sıkıcı ki Avatar'ın yeni oyunda da var o bu arada. Aslında oyun FPS ama işte yaratığa bindiğiniz zaman TPS'e geçiyor. Hani onun dışında o aslında evreni göremiyorsun. Mesela ya, Avatar'da da benim canımı sıkan mevzu buydu yani. Yani ki öyle aslında baktığın zaman. Ubisoft'un ben bu arada çok önem vereceğini düşünmüyorum çevre tasarımına. Ama baktığın zaman aslında Avatar'la satabileceğin şey, nasıl sinemada böyle sattılar filmi. Yani iki filmi de böyle sattılar aslında. Çevre detayı gerçekten çok güzel ve Avatar'lar da hani çok çevik karakterlerin oradan oraya zıplar, oradan bunu yaparlar. Bunu aslında dışarıdan görmen daha iyi bir görüntü ki, şey sağlar. Öyle öyle yani, bilmiyorum, Red Dead 2 hiç FPS oynamayı denedin mi? Mesela denedim. Bence zor aslında biraz. Zor ve mesela Avatar gibi bir çevik bir karakteri FPS oynamak bence mide bulandırıcı olabilir ya. Evet, yani evet. Anladın mı? Oradan oraya atla, oradan oraya atla. Ya bilmiyorum artık, Payday çok beklenen oyun mu bizim ülkemizde? Ya bir çıkış hani böyle bir hype yakaladı hani PD3 geliyor falan, PD3 gelir, Half-Life. Ama çok da bir şey göstermediler. Evet, ve bir dakikalık bir en son bir video yayınladılar. Yayınlamasalar daha iyiydi. Millet de şey demiş, PD2'nin aynısı bu falan evet, demişler. Evet aynısı. Ben bir tek şunu fark ettim mesela, artık koşarken kayma özelliğini falan eklemişler yeni olarak. Biraz ki onu da bayağı vermişler yani videolarda işte. Atıyorum bir dakikalık videonun 20 saniye sonra böyle bir özellik yaptık. Evet. Bunu öne çıkaralım hani. Ama baktığın zaman ben şey biliyor yani, düşünüyorum, ben PD2'yi bayağı oynadım. PD2'nin kombatı biraz hantal. Evet, karakterleri hantal yani. Baktım ilk günden Game Pass'e geliyor oyun. Evet, ilk günden ilk Game Pass'e gelecek. Bu bayağı güzel yani bu arada. Tabii canım. Ya bu bizim ya Türk oyuncular tabii global için de önemli bir şey ama Türk oyuncular için şu an bizim için veli nimet ya, bildiğin. Hani PD3'ü geçtim, Starfield gibi bir oyunu. Yani Starfield hangisi daha iyi olarak değil ama bütçe olarak kıyasladığın zaman RDR2 ile GTA 5 ile hani böyle yan yana duran oyunlar bütçe olarak gerçekten. Ama böyle baktığın zaman bu oyunları bedavaya oynayabilmek neredeyse. Çünkü aylık ne kadar en son 30 lira. Yani şimdi oyun Starfield 900 lira çıkıyor. Yani 900 lira vermektense aylık hani en azından 30 lira vererek oynayabilirsin ki şu anda Xbox Game Pass'te de şey var. Yani zam gelmeden insanlar şunu diyor. Aylık arka arkaya Game Pass satın alarak hani şey yapabilirsiniz. Xbox'ın içinde EA Play de var. EA Play'de de şeyler oluyor. Yani FIFA'nın mesela ne bileyim yaz bitiyor şu sıralar evet, işte. Bir önceki oyundan hani yeni oyun çıkacak. Yeni oyun çıkmaya yakın bir önceki oyunu işte veriyor. Oynayabiliyorsunuz. Ki aslında yeni oyunu da veriyor ama 10 saat denemeyle veriyor. Şey yani yapıyor. Ben mesela Battlefield 2042 ilk çıktım. Ben de orada denedim onu. Evet. 10 saat oynadım. Aynı şekilde Unbound'u da denemiştim. En azından şöyle bu oyunun mesela sistemleri daha iyi olmayan insanlara en alıp acaba açar mı para vermeden? Deneme şansı oluyor en azından. En güzelliğini o. Evet, gündemimizin artık sonuna geldik. Bu zamana kadar duyurulan oyunlar bunlardı. Artık vakit Eylül, Ekim'de. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.